Mersin'in Tarsus ilçesi belediye başkanı Şevket Can, 2017 yılında Tarsus'a mega projeler kazandıracaklarını söyledi. Tarsus Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci toplantısında bütçe görüşüldü. Açılış, yoklama ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından önceki meclis zabıt tutanağı oy birliğiyle kabul edildi. Tarsus Belediye Meclisi'nde Tarsus Belediyesi'nin 2017 yılı mali bütçesi madde madde tek tek okunarak oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edilen Tarsus Belediye bütçesi 187 milyon 757 bin Türk lirası olarak belirlendi. Yani mevcut bütçeyi tutturan hemen hemen %100'e yakın olan bir rakam, belki Türkiye'de örnek bir belediyeydik. İnşallah yine aynı şekilde özellikle yapılacakları tasarlayarak gerçek bir bütçe oluşturmak için arkadaşlarımız mücadele etti. Ben de emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza, başkan yardımcılarımızdan bütün personelimize, özellikle bütçede emeğe geçen hepsine teşekkür ediyorum. Bütçemize baktığımız zaman şu anda bizim 187 milyon giderimiz, 147 milyon da gelirimiz gözüküyor. Yani bu ne demektir? Kasamızda 40 küsür milyon para var demektir. Gerçekten arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza ve siz değerli meclis üyelerimize şunu söylüyorum. Biz ekonomik tedbir uygulayarak karınca kaderince tamamen yatırıma yönelik harcamalarda bulunuyoruz. Ama inşallah Ali Bey'in dediği gibi 2017 yılı artık bizim projelerimizi faaliyete geçirme yılı olacak ve mega projelerimizi faaliyete geçireceğiz. İnşallah bu 147 milyonluk gelirimizde tamamını elde etmeyi hedefliyoruz. Akdeniz Belediyesi eş başkanları Yüksel Mutlu ve Fazıl Türk, sorumluluk bölgelerindeki mahalleleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mutlu ve Türk bu kapsamda Hastane Caddesi esnafıyla Güneş ve Çay mahalleleri sakinleriyle buluştu. Yoğurt Pazarı Parkı'nı gezen başkanlar civardaki esnaflarla sohbet ederek çay içti. Mutlu ve Türk daha sonra Kuvayi Milliye Parkı içerisinde belediye tarafından yaptırılan ve yakın zamanda bitirilmesi planlanan kadın emeğini değerlendirme pazarı inşaatını da gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güneş Mahallesi'nde yapımları devam eden Taziye Evi, kapalı semt pazarı yeri ve kapalı spor sahası inşaatını da gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan başkanlar, Taziye Evi, kapalı pazar yeri ve spor sahası inşaatı bittiğinde civar mahallelerin büyük bir eksiğinin ortadan kaldırılacağını ifade ettiler. Ziyaret esnasında mahalledeki bazı kadınlar mahalledeki uyuşturucu madde satışı ve kullanımına da dikkat çekti. Kadınlar bu konuda başkanlardan kendilerine yardımcı olunmasını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin ili genelinde 139 okulda asfalt, bordür çalışması ve spor sahalarının yapımına başladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri Mersin genelinde 139 okulda asfalt, bordür çalışması ve spor sahalarının yapımını sürdürüyor. Asfalt çalışmaları kapsamında ekipler Akdeniz'de 40, Aydıncık'ta 2, Bozyazı ilçesinde 10, Erdemli'de 2, Gülnar'da 10, Mezitli'de 20, Silifke'de 3, Tarsus'ta 28 ve Toroslar ilçesinde 18 ve Yenişehir ilçesinde 6 olmak üzere toplam 139 okula hizmet verirlerken merkez ilçelerde yapılan çalışmalarda toplam 57.955 metrekare alanda asfalt çalışması yapıldı. Ekipler okullarda kilit taşı yenileme, bordür ve okul önleri kaldırım çalışmalarına da devam ediyor. Öte yandan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde bocce sahası çalışmalarını da sürdürüyor. Adım Rabia, soyadım Alişan oldu. Bu okulda öğrenciyim, 10. sınıf. Burhanettin kocamıza çok teşekkür ediyoruz. Okulumuza yardım etti asfalttan dolayı. Önceden ayaklarımız falan toz oluyordu. Şu anda çok iyi. Teşekkürler. Merhaba, benim adım Yusuf, soyadım Karada. 10. sınıfındayım. Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Belediye Başkanımız Burhanettin kocamıza çok teşekkür ediyorum. Eğitim öğretime yaptığı katkılardan dolayı. Asfaltın aslında yapılması çok iyi bir şey oldu. Çünkü futbol oynadığımızda ayağımızda yaralanmalar falan oluyordu. İşte yani bir de yağmur yağdığında çok göllenmeler falan oluyordu. Top oynadığımızda üzerimize hep su sıçrıyordu, kirleniyordu yani. Mersin'de zabıta ekipleri kağıt toplayıcılarına operasyon düzenledi. El konulan motosiklet ve bisikletlerin çoğu da çalıntı çıktı.
Mersin ili genelinde sayıları giderek artan ve trafikte oluşturdukları tehlike nedeniyle halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan kağıt toplayıcılarına Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Mersin'in farklı noktalarında operasyonlar düzenleyen ekipler 3 haftada toplam 190 motosiklet ve bisiklete el koydu. Emniyet birimlerinin yapmış olduğu incelemede kağıt toplama araçlarının neredeyse tamamının yasa dışı ve çalıntı olduğu belirlendi. Çekme belgeli hurdaya ayrılmış motosikletlerin yeniden dizayn edilerek kağıt toplama aracına çevrildiği belirlenen operasyonlarda trafik kurallarına uymayan araçlar çekiciler vasıtasıyla emniyet otoparkına götürüldü. Araçlarla birlikte el konulan kağıt ve benzeri atıklar geri dönüşüm aktarma istasyonlarına teslim edildi. Motosikletleri çalıntı çıkan kağıt toplayıcılar hakkında da soruşturma başlatıldı. Uzun zamandan bu yana beklenen Rusya'ya narenciye ihracatı başladı. Mersin limanına yanaşan ve tamamen narenciye ürünleri yüklenen ilk gemi rotasını Rusya'ya çevirdi. Limon ve mandalina yüklenen gemi birkaç gün içerisinde Rusya'da olacak. Uçak düşürme olayı sonrasında Türkiye'den Rusya'ya yapılan narenciye ihracatı Rusya tarafından durdurulmuştu. Son dönemlerde iki ülke arasında yeniden dostluk rüzgarları esmesi ve 10 Ekim'de Rusya doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı projesi için hükümetler arası anlaşmanın imza töreninde bir konuşma yapan Rusya lideri Vladimir Putin'in narenciye ihracatındaki yasağı kaldırıyoruz açıklamasının ardından narenciye üreticileri yaklaşık bir yıl aradan sonra yeniden derin bir nefes aldı. Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezleri arasında yer alan Mersin, Tarsus ve Adana hattındaki üreticiler ve nakliye şirketlerinde yüzler gülmeye başlarken, narenciyelerin konulduğu plastik kasa fabrikalarında da üretim tam kapasiteye dönüştürüldü. Kriz öncesi yıllık 1,5 milyar dolarlık narenciye ihracatının yapıldığı Rusya, yeniden milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefleyen sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü. Son bir yılda büyük kayıp yaşayan narenciye sektörünün yeni bir sorun yaşanmaması durumunda kısa sürede toparlanabileceği tahmin ediliyor. Mersin'in yayla özelliği bulunan dağlık kesimlerinde Akdeniz'in en kaliteli şeftalisini üreten çiftçiler, ürün para etmeyince yöneldikleri kivi meyvesi üreticinin umudu oldu. Dalında 2,5 liraya alıcı bulan kivi meyvesinin üretiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar başlatıldı. Mersin'de son yıllarda üretimi artan kivinin domates ve limon yetiştiriciliğinin ağırlıkla yapıldığı Erdem ilçesinde uygun iklime sahip alanlarda da yetiştirilmesi için çalışma başlatıldı. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin başkanlığındaki bir grup üretici Toroslar ilçesine bağlı Dağlarca mahallesindeki kivi bahçesinde inceleme yaptı. Biz Sunturas köyümüze, mahallemize buraya kivi yetiştiriciliğini incelemek ve yerinde görmek üzere çiftçilerimizi buraya kadar getirdik. Milli ekonomimize katkımız açısından hem de memleketimizde ürün çeşitliliğini geliştirmemiz açısından kivi ekimine yöneleceğiz inşallah. Biz buradaki verimliliği ve bu güzel yetiştiriciliği gördükten sonra memleketimizde de Erdemli'mizde de ve Erdemli'mizin mahallelerinde de böyle kivilerin, bitkilerin yetiştirilmesini istiyoruz. Nasıl? Yerden yüksekliği 1.85. Hani dayanıklı olması açısından da bir 50 santim toprağa gömüyoruz. Hani 50 santim toprağa gömdükten sonra arası 3.70 yapmış bunlara. Ya bu çok ideal bir sistem. Şimdi köyümüz turistik bir yer. Suyumuz nispeten çevre köylere rağmen bol. Kivi de suyu sevdiği için iyi de randıman verdiği için bölgemizde biz kivi üretmeye karar verdik. Yaklaşık 20 yıldır kivi üretiyoruz. Gittikçe de şeftali üretiminden kivi üretimine doğru dönüş yapıyoruz. Yani ürünlerin daha iyi değerlendirmesinden dolayı, şeftalinin para etmemesinden dolayı kivi üretimi yapıyoruz. İşçiliği kolay, görüyorsunuz aşağıdaki sıkıntıyı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde vatandaşlar yaşanan kuraklık ve susuzluk nedeniyle yağmur duasına çıktı.
Bozyazı'da, Sera'da sebze ekimi yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar yağmur yağmamasından dolayı Sırtlan Dağı zirvesinde yağmur duasına çıktı. Yağmur duasına Tekeli, Gözce ve Aydıncık'ın Karadere mahallelerinde oturan ve geçimlerini Sera'da sebze ekerek sağlayan vatandaşlarla cami imamları katıldı. Yağmur duasının gerçekleştirildiği Sultan Dağı'na yol olmadığından vatandaşlar traktör ve arazi araçlarıyla zirveye çıkabildi. Burada vatandaşlar toplu olarak namaz kıldı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından imamlar öncülüğünde yağmur duası yapıldı. Duanın ardından vatandaşlara etli pilav ikram edildi. Yemeğin ardından vatandaşlar öğle namazı kılarak yeniden yağmur duası ederek dağıldı. Mersin'de balıkçıların ağlarına 8 kiloluk dev palamutlar takıldı. Balık tezgahlarını dolduran dev palamutların köpek balıklarından kaçıp Akdeniz'e geldiği tahmin ediliyor. Av yasağının kalktığı günden bu yana Mersin'de balık tezgahları dolup taşarken balık fiyatları da ucuzladı. Mersin açıklarında avlanan balıkçıların ağına dev palamutlar takıldı. Biri 8 kiloyu bulan dev palamutlar balık tezgahlarını doldururken balıkların köpek balıklarından kaçarak Akdeniz'e geldiği tahmin ediliyor. Mersin balık pazarında şu anda palamutların tanesi 5 ila 10 lira arasında satılıyor. Mercan 10 lira, küçüğü 5 lira, sardalya 3 lira, ufak barbunya 4 liradan alıcı buluyor. Levrek ve çupraysa 10 liraya satılıyor. Gümüş balığının kilosu 7 lira, hamsinin kilosu ise 3 lira. Balık fiyatları mevsimine göre en ucuz seviyesinde. Mersin-Antalya yolunda viyadük ve tünel çalışmaları devam ediyor. D-400 karayolu Anamur-Gazipaşa arasındaki Melleç mevkiinde yapımına hız verilen viyadüğün ayakları kendisini göstermeye başladı. 18 Mayıs 2015 tarihinde Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın da katıldığı bir törenle temeli atılan viyadük tamamlandığında Antalya-Mersin Karayolu'nun 5 kilometre daha kısalacağı kaydediliyor. Bakan Elvan, Antalya-Mersin Karayolu'nun 2019 seçimlerine yetiştirileceğini belirtmiş ve 27 tünel ve 6 viyadükle yolun daha cazip hale getirileceğini ifade etmişti. Hızla yapımı devam eden ve 24 saat üzerinden 3 vardiya olarak çalışmaların devam ettiği viyadükte inşaatın 6 ay içerisinde bitirileceği tahmin ediliyor. Anamur-Melleç arası güzergah üzerindeki 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli olarak projelendirilen viyadüğün toplam köprü uzunluğu 410 metre ve genişliği 23 metre olarak gerçekleşecek. Köprünün yüksekliği ise en derin yerde 54 metre olacak. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ-PDY'ye yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Aksaray Üniversitesi'ne yönelik başta Aksaray olmak üzere Mersin, Konya, Ankara, Adana, Aydın, İzmir ve Kayseri'de birçok adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkartılan 58 kişiden aralarında 2011-2015 yılında görev yapan eski rektör Profesör Doktor Mustafa Acar ve o dönem görev yapan bazı rektör yardımcılarının da bulunduğu akademisyen ve idari personel olmak üzere 46 kişi gözaltına alındı. Aksaray Üniversitesi eski rektörü Acar'ın gözaltına alındığı ve Aksaray'a götürüleceği öğrenildi. Yine FETÖ-PDY soruşturması kapsamında üniversite öğrencilerinin ev abiliğini yapan ve örgütün haberleşme programı Baylok'u kullandığı iddiasıyla daha önce gözaltına alınan 3 kişi de adliyeye çıkartıldı.